Türkiye ekonomisinin kalkınmasında liderlik konumunu giderek güçlendiren Bursa'da örnek nitelikte projeleri hayata geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz bir yılda Bursa'nın ortak aklını harekete geçirerek mevcut projelerimiz için yeni işbirliklerinin temelini atarken Bursa'nın gelecek vizyonunu şekillendirecek projelerimizin de startını verdik. Kentimizi bölgemizde, ülkemizi ise dünyada söz sahibi bir konuma taşımak için üyelerimizi küresel fuar acentesi projemizle dünyanın dört bir yanındaki fuarlarla buluşturmayı sürdürüyoruz. Yıl boyunca düzenlediğimiz 33 fuar organizasyonunda 1500 üyemizi sektörleriyle ilgili en prestijli fuarlara taşırken Bursa iş dünyasının yenilikleri yakından görmelerini ve yeni iş bağlantıları kurmalarını sağladık. 2015 yılı içerisinde Frankfurt, Paris ve Milano gibi dünyanın önemli merkezlerinde düzenlenen fuarlara özel organizasyonlar gerçekleştirerek Yenişehir Havaalanı'ndan 5 özel uçak kaldırdık. New York'ta düzenlenen Franchise Expo fuarına ise 160 kişilik rekor bir katılım gerçekleştirerek Amerika'da bir dizi temasta bulunduk. Küresel fuar acentesi projemizle üyelerimizi yurt dışındaki fuarlarla buluştururken, ticari safari projemizle yurt içinden ve yurt dışından önemli alım heyetlerini Bursa iş dünyasıyla bir araya getirmeye devam ettik. 2015 yılında yeni bir bakış açısı kazandırdığımız fuarcılık çalışmalarımız sonucu kendimize gelen yerli ve yabancı iş adamlarını düzenlediğimiz organizasyonlarda iş dünyası temsilcilerimizle işbirliği masasında buluşturduk. Odamızı ziyaret eden Büyükelçi, Başkonsolos ve Ticaret Ateşelerinin de aralarında bulunduğu yabancı heyetlerle proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerde 70'i aşkın ülkeden 3000'i aşkın iş adamı üyelerimizle yeni işbirliklerinin yollarını aradı. Üyelerimizin ve işletmelerindeki uzman çalışanların iş hayatındaki başarılarına destek vermek amacıyla 2014 yılının ortasında hayata geçirdiğimiz BTSO Akademi projemize ilgi 2015 yılında da artarak devam etti. İş dünyamızın beklentileri doğrultusunda hazırladığımız 100'den fazla eğitim programına 7000'den fazla başvuru oldu. Sevin Young, Süleyman Orakçıoğlu ve Doğan Cüceloğlu gibi uzman isimlerin eğitmenliğini yaptığı BTSO Akademi programlarımızdan bir yılda yararlananların sayısı 4500'e ulaştı. 16 makro projemizden birisi olarak hayata geçirdiğimiz Payitaht Çarşı projemiz kapsamında tarihi hanlar ve çarşılar bölgesini Türkiye'nin en önemli alışveriş ve yaşam merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje kapsamında çarşı esnafına yönelik gerçekleştirdiğimiz kurumsal gelişim programlarımız yoğun ilgi gördü. Alanında uzman eğitmenler tarafından müşteri hizmetleri ve şikayet yönetimi, kurumsallaşma ve profesyonellik, iş disiplini ve zaman yönetimi gibi eğitimlerimize çarşı esnafımız yoğun ilgi gösterdi. Bölgeyi yeniden cazibe merkezi yapmak için İç Fidanhan ve Kubbeli Hal'in yenileme çalışmalarına da start verdik. Sektörel konsey yapılanmamız kentimizin ve ülkemizin ekonomik hedefleri doğrultusunda vizyoner çalışmalar ortaya koymaya devam ediyor. İlk tur çalışmalarında stratejik sektörlerde eylem planlarını hazırlayan konseylerimiz ikinci etap toplantılarını da tamamladı. 2015 yılında 25 ayrı toplantı gerçekleştiren konseylerimizin ortak akılla belirlediği yerel stratejiler ise rapor haline getirilerek kamuoyu ve ilgili bakanlıklarla paylaşılmaya devam ediyor. Odamızın çalışmalarına yön veren komitelerimiz ise faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yıl içerisinde 643 adet toplantı düzenleyen meslek komitelerimiz, sektör sorunlarının çözümüne yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlara 46 ziyaret gerçekleştirdi. 25 ayrı yurt içi fuarına katılan komitelerimiz ayrıca düzenlediğimiz 17 genişletilmiş sektör analiz toplantısında sektörlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Bursa'yı uzay, havacılık ve savunma sanayinin merkezi konumuna yükseltmek için startını verdiğimiz Gökmen projemiz kapsamında TÜBİTAK desteği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ni kurma çalışmalarında son aşamaya gelindi. Genç kuşağın farkındalığını artıracak kompleks, Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olacak. Proje kapsamında farklı sektörlerdeki yenilikçi firmalarımızın oluşturduğu UHS kümelenmesi üyelerimiz çalışmalarını 2015 yılında da sürdürdü. Ekonomi Bakanlığı'nın URGE desteğini alan küme üyelerimiz havacılık sektöründe son yıllarda ciddi bir atılımda bulunan Brezilya'da bir dizi inceleme ve görüşme gerçekleştirdi. Paris Air Show fuarında stand açan kümelenme üyelerimiz Bursa'yı yüksek teknolojili üretimin üssü yapmak için toplantılar gerçekleştirdi. Yeşil büyüme projemizle sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda
sanayi ve ticareti geliştirirken verimlilik ve çevre faktörlerini de ön planda tutuyoruz. Yeşil büyüme temelli iş modelini firmalara uyarlamak adına önemli bir adım olan Enerji Verimliliği Merkezi'ni Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde 1 milyon 250 bin liralık bütçeyle hayata geçirdik. Uygulamalı eğitimlerle işletmelerin enerji verimliliği alanında ihtiyaç duydukları profesyonellerin yetişmesini sağlayacak Enerji Verimliliği Merkezimiz yakın zamanda Marmara Bölgesi'ne akredite laboratuvar hizmeti sunacak. Merkezimiz sayesinde sanayicilerimiz enerji maliyetlerini düşürüp verimlilik artışı sağlayarak küresel rekabette daha avantajlı konuma yükselecek. Vizyoner çalışmalar ortaya koyan Enerji Konseyimiz, Yeşil Büyüme Projesi kapsamında gereken adımları atarken zirve ve uluslararası etkinliklerle de bu alandaki farkındalığı artırıyor. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla makro projelerimize ivme kazandırırken Bursa'ya değer katan yeni projelerimizle de Türkiye'ye örnek olmaya devam ettik. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesini kurma vizyonuna sahip olan Bursa'mızı yine öncü bir adımla katma değerli ve yüksek teknolojili üretimin merkezi haline getiriyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız ve kararlı adımlarla çok kısa bir süre içerisinde kuruluş aşamasını tamamladığımız Teknosap projemiz, modern altyapısı, lojistik imkanları, üretim modeli ve uydu kentleriyle kentimizin gelecek 100 yılına yön verecek. Bursa'daki sanayinin dönüşümünü sağlayacak projeyle sanayi üretimi, yeni sanayi yatırımları, yabancı sermayenin tercihleri, ihracat gibi göstergelerin gelişimi sağlanacak. Bursa'da yeni nesil ileri teknoloji organize sanayi bölgesi, bilgi odaklı, çevre dostu, enerji verimliliğini esas alan, yüksek katma değerli üretim altyapısı ve lojistik avantajlarıyla geleneksel sanayiden modern sanayiye geçişte önce olacak. Bursa'yı fuarcılıkta Türkiye'nin çekim merkezi yapmak için kararlı ve güçlü adımlar atarak yeni nesil fuarları kentimize kazandırdık. Bursa'da düzenlenen mevcut fuarlara yeni bir bakış açısı getirerek gayrimenkul özel bölümüyle gerçekleştirilen Bursa İnşaat Fuarı, Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan ev stil fuarı, otel, restoran, hastane ve ikram endüstrisi iş kontratları fuarıyla dünyanın kapalı alandaki ilk blok mermer fuarını kent ve ülke ekonomisine kazandırdık. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirerek ticaret hacmini artırdığımız Bursa'ya yeni ve nitelikli fuarlar kazandırmaya devam edeceğiz. Bursa iş dünyasını Ar-Ge yatırımlarına teşvik etmek ve nitelikli iş gücünü artırmak için örnek projelere imza atmaya devam ediyoruz. Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezimiz MESİB'in yeni binasının temelini İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla attık. Türkiye'de ilk defa Bursa'da hayata geçecek Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve Güney Marmara'da alanında tek olan MESİB'in yeni binası bu yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacak. 25 milyon Türk lirası bütçeli iki yeni merkezle hem bölgemizde hem de ülkemizde sektörlerimizin sürdürülebilir büyümesine liderlik etme misyonumuzu sürdürüyoruz. Bir taraftan Bursa sanayisindeki dönüşüme liderlik ederken, bir taraftan da firmalarımıza uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Firmalar arasında birlikte iş yapma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kümelenme faaliyetlerini sürdürerek uzay havacılık ve savunma raylı sistemler, bebe çocuk konfeksiyonu, makine, kimya, gıda ve tekstil sektörlerinde hazırladığımız Ur-Ge projeleri bakanlık tarafından onaylandı. Kent ekonomisine 31,5 milyon dolarlık katkı sağladığımız Ur-Ge projelerimizin sayısı 7'ye yükselterek Ekonomi Bakanlığı'ndan en fazla destek almaya hak kazanan oda olduk. Üyelerimiz söz konusu kaynağı eğitim, danışmanlık ve yurt dışı fuar ve tanıtım organizasyonlarında kullanabiliyor. Türkiye'nin gelecek hedeflerine öncülük eden Bursa'da düzenlediğimiz İnovasyon ve Tasarım Baharı'yla kentimizde inovasyon ve tasarım konuşuldu. Bursa 27-31 Mayıs tarihleri arasında otomotiv ve tekstil sektörlerinde Ar-Ge proje pazarlarından ev tekstili sektöründe tasarım yarışmasına dünyaca ünlü modacı Atıl Kutuoğlu ve genç tasarımcı Ozanhan Kayaoğlu'nun kreasyonlarıyla modanın kalbinin attığı Fashion Night etkinliğinden Türkiye'nin ilk ev stil fuarına kadar birçok önemli buluşmaya ev sahipliği yaptı. Düzenlediğimiz birbirinden önemli etkinliklerle kentte 5 gün boyunca inovasyon ve tasarım rüzgarı estirdik. Birbirinden önemli projelerin startını verdiğimiz, vizyoner çalışmalar ortaya koymaya devam ettiğimiz 2015 yılının ekonomiye değer katanlar ödülleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın katılımıyla düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.
7 kategoride 72 ödülün dağıtıldığı gecede başarılarıyla Bursa iş dünyamızın gururu olan firmalarımız ödüllerini Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın elinden aldı. Kent ve ülke ekonomisine yüksek düzeyde katkı sağlayan iş dünyası temsilcilerimizi ödüllendirdiğimiz gecemizde İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Kentimizin ve ülkemizin ekonomik hedefleri doğrultusunda birbirinden önemli projeleri hayata geçiren odamız üst düzey temasların da merkezinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın da aralarında bulunduğu üst düzey protokolle üyelerimizi istişare toplantılarında bir araya getirdik. Bu önemli toplantılarda odamızın çalışmaları ve iş dünyamızın talepleri masaya yatırıldı. Ayrıca Türkiye'ye değer katan kadınlar 2015 ödülünü takdim ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiyi kadın girişimcilerimizle bir araya getirdik. Ekonomik kalkınmanın mihenk taşını oluşturan insan kaynağına yönelik yatırımlarımızı 2015 yılında da artırdık. Sadece Bursa'ya değil, Güney Marmara bölgesinde de mesleki standartları belirleyen MESEB'e yeni bir kompleks kazandırmak amacıyla 3 milyon TL'lik yatırım yaptık. 4 meslekte akreditasyon hizmeti veren MESEB, kısa süre içerisinde 5 sektörde ve 61 meslekte daha Bursa'mıza ve bölgemize hizmet vermeye başlayacak. Sanayicimizin nitelikli personel ihtiyacına dönük olarak faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler nezdinde örnek gösterilen Butkem'in kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırladığımız projeye ise 1.6 milyon TL'lik kaynak sağladık. Türkiye ekonomisine yön veren ilk büyük il Bursa ve İstanbul, üretimden gelen güçlerini stratejik bir ortaklığa dönüştürdü. Marmara Havzası'nı yüksek teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirme hedefiyle İstanbul Sanayi Odası ile protokol imzaladık. Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesini sağlayacak politikaların da içerisinde bulunduğu protokol, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burka ile İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan arasında imzalandı. 2015 yılında üyelerimizin ticari faaliyetlerini geliştirmeye ve sunmuş olduğumuz hizmet standartlarını yükselmeye dönük önemli çalışmalara imza attık. Alt parmak hizmet binamızı TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açarken, iş hayatında yaşanan hukuki sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması adına tahkim ve arabuluculuk merkezini Türkiye'de açan ilk oda olduk. Üyelerimizin işlemlerini kolaylıkla halledebileceği yenilenen internet sitemiz, Ticaret Sicil Müdürlüğü online randevu sistemiyle meclis ve komite bilgi sistemi gibi yenilikleri de hayata geçirdiğimiz 2015 yılında odamız TOB'un oda ve borsalar akreditasyon eğitimi ve denetimini de başarıyla tamamlayarak A seviye odalar grubundaki yerini tescilledi. Ortak bir gelecek hedefi doğrultusunda Bursa'daki bütün oda ve borsaları 2015 yılında da ortak akıl masası etrafında buluşturduk. Alt parmak temsilcilik binamızda ve ilçe oda ve borsalarımızın ev sahipliğinde kentin tüm dinamiklerini aynı masa etrafında buluşturduğumuz ortak akıl toplantılarımıza ara vermeden devam ettik. Kentin sanayi ve ticaret hayatına önemli katkılar sağlarken sosyal sorumluluk projelerine liderlik etmeye de devam ediyoruz. 2015 yılı içerisinde güvenilir gıda eğitimleriyle 100 okulda 12 bin öğrenciye ulaşırken artık geleneksel hale gelen BTSO iftar sofralarındaysa Ramazan ayı boyunca 60 bin Bursalıyı buluşturduk. Ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden terör saldırılarına karşı TOB öncülüğünde düzenlenen kampanyaları destekleyen odamız, Bursa'nın en önemli markaları arasında bulunan Bursa Spor'un başlattığı Onun Formasını da Sen Al kampanyasına katkıda bulundu. 2015 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz projeler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye ekonomisinin gündemini belirleyerek ticaret ve sanayi odalarına rol model olmaya devam ettik. 2015 yılında kent ve ülke ekonomisine vizyon kazandıran çalışmalarımızın konu olduğu yerel ve ulusal basında yapılan 8881 haberle odamız Türkiye'deki oda ve borsalar arasında ikinci sırada yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burka ise yerel ve ulusal medyadaki 3878 haber ve köşe yazısında adından söz ettirerek oda ve borsa başkanları arasında birinci oldu. Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 126 yıllık köklü tarihimizden aldığımız güçle önümüzdeki hedefe doğru kararlı adımlarla yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Bursa büyürse Türkiye büyür. Bursa büyürse Türkiye büyür. Bursa büyürse Türkiye büyür.